Şeytan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. Kur'an nasılmış? Kapalı bir kitap mıymış? Apaçık. Apaçık diyor. Müşrikler ve münafıklara, üçkağıtçılara göre ve manyaklara göre nedir Kur'an? Apaçık değildir. Kapalıdır. Anlaşılmaz. Ve asacağın duvarı duracak. Allah da bak apaçık diyor. Biz Allah'a inanıyoruz. Allah'ın dediği doğru. Dolayısıyla bana vahiy geldi deyip ilave etmek de psikopatlıktır, manyaklıktır. Hurafeler eklemek de psikopatlıktır, manyaklıktır. Evet. İnşallah. O inkar edenler Müslüman olmayı nice kereler dileyeceklerdir. Yani onulmaz hasretler çekecekler diyor Allah. Binlerce kere pişman olacaklar diyor Allah. Çok kere pişman olacaklar diyor. Bir kere değil abi, çok fazla. Onlara herhangi bir elçi gelmeye görsün ya da herhangi bir Mehdi, mutlaka onunla alay ederlerdi. Yani eleştiriyorlar işte, şurası şöyle, şu yönde yanlış, şöyle düşüncesi yanlış. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, akıl almaz iftiralar attılar. Ne deliliğini bıraktılar haşa, ne çıkarcılığını bıraktılar, her türlü iftira attılar. Veliler geliyor, aynı şey. Bediüzzaman da geldi, işte kasalarla rakı getiriyor. Evin içine kadın sokuyor diyorlar. Evet. 70 yaşında insana. Yani bak ahmaklığa bak. Hani genç bir insana mesela söyleseler yine insan bir acaba diyebilir. Terbiyesizliklerin azgınlığın deliliğin şiddetine bakın. 70 yaşında koluna girerek götürecek bir insan bir de kasayla rakı getirtiyormuş. Ve kadın getirtiyormuş. Gayrimeşru ilişkiye girmek için. Yani bu kadar psikopat ve deli tinetle evet. Ve Cübbeli de ne diyor? 30 hususta ehli sünnete uymadığını bir alim, uzman kişi tespit etti diyor. Etmiş diyor. Bu da bir iftiradır. Onları bırak yesinler, yararlansınlar. Onlar boş amel, boş eylemler oyalaya dursun. İleride bileceklerdir. Biz kendisi için bilinen bir takdir edilmiş bir kitap olmaksızın hiçbir ülkeyi yıkıma uğratmadık. Yani bir ülkenin yıkılacağı vakit, bir devletin yıkılacağı vakit belirli bir vakti vardır diyor. Mesela Osmanlı'nın yıkılışı, Karamanoğulları, Selçuklular hepsinin yıkılışının vakti bellidir diyor Cenab-ı Allah. Hızır olmadan da yıkım olmuyor. Hızır olay yerinde oluyor. Her devletin yıkılışında ve kuruluşunda Hızır olur. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne onlar ertelenebilirler. Yani yıkım vakti geldiğinde mutlaka yıkılırlar diyor Allah. Onlar ey kendisine kitap indirilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten sen cinlenmiş bir delisin dediler diyor peygambere sallallahu aleyhi ve selleme. Delilikle itham ediyorlar. Eğer doğruyu söylüyorsan bizlere melekleri getirmeli değil miydin? Başın üstünde bir melek olsun, bu peygamberdir desin diyorlar. O zamanın müşrikleri başın üstünde bir bulut olsun, bulutun üstünde de bir melek olsun, bu bağırsın. Hani Cübbeli diyor ya, Mehdi'nin başının üstünde bir melek olsun, Mehdi'ye bağırsın, Mehdi'nin Mehdi olduğunu söylesin diyor ya. Peygamber Efendimiz zamanındaki müşrikler de diyorlar ki, eğer doğruyu söylüyorsan diyorlar peygamberimize, bizlerin melekleri getirmeli değil miydin? Getir melekleri diyor, başının üstüne çıksın melekler, senin peygamber olduğunu söylesin bize diyor. O zaman inanırız diyor. Cübbeli ne diyor? O da diyor, madem Mehdi birisi var diyor, çıkarsa diyor, çıktığında diyor, söylesin diyor melekler onun Mehdi olduğunu, biz inanalım diyor. Evet. Öyle zaten meydan okuyacağız diyor Mehdi çıktığında ona diyor Cübbeli. Yani göstert bize melekleri meleği, melek söylesin bakalım diyeceğiz diyor. Hazırlık yapıyor ki Mehdi zaten Mehdi'yi giddetmiyor ki öyle bir şey, olay olsun. Bir de Mehdi'ye kimse zübbelik, çakallık yapamaz. Cübbeli bunu bilmiyor. Ağızları ta kulakların dibine kadar yırtılır. Allah yırtar ağızlarını. Öyle bir güçleri olmaz. Mehdi'nin de öyle bir iddiası olmaz. Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz. Allah mahvederim diyor yaptığınız vakit diyor. Perişan ederim diyor. Böyle bir olay olmaz diyor. Yani melek gelip başının üstüne gelip o kişiyi öyle işaret etmez diyor. Kendisi söylüyor zaten. Aklın ihtiyarını alır, imtihan kalkar o zaman diyor. O yüzden diyor melekler görünür halde olmaz diyor. Ama Mehdi konusu açıldığında biz isteyeceğiz diyor bunu diyor. Çünkü Mehdi'nin gelmesini istemiyor Hazret. Yani Mehdi'nin varlığına karşı. Evet.
Bak kendisi sonra 570 yıl geri aldı Mehdi'nin gelişini kendi kafasına göre. Onlara herhangi bir elçi gelmeye görsün mutlaka onunla alay ederlerdi. Böylece biz onu alayı suçlu günahkarların kalbine sokarız. Yani Allah ben veriyorum onlara o alay ruhunu diyor. Bela vermek için, cehenneme sokmak için. Onlar ona indirilen kitaba inanmazlar. Oysa ki evvelkilerin sünneti geçmiştir. Yani önceki topluluğuna başına gelen kendileri de bilmektedirler. Yani Allah'ın intikam aldığını biliyorlar diyor. Fakat buna rağmen bunu söylüyorlar diyor Allah. Onların üzerine gökyüzünden bir kapı açsak ve oradan yukarı yükselseler de mutlaka gözlerimiz döndürüldü. Belki büyülenmiş bir topluluğuz diyeceklerdir. Yani gerçekten böyle bir mucize olsa da yine inanmazlar diyor. Mesela Cübbeli de hakikaten bir insan başının üstünde bir bulut olsa, bir kişi görse, dese ki bu Mehdi'dir dese, Cübbeli'nin ilk yapacağı şey ben büyülendim diyecektir. Bana büyü yaptınız, hipnoz yaptınız. Benim gözüm öyle görünüyor, ben bunu kabul etmem diyecektir. Kabul etmez. Mesela aşılayıcılara olarak rüzgarları gönderdik diyor Cenab-ı Allah. Böylece gökten su indirdik ve sizleri suladık. Rüzgardaki aşılanmayla hem yağmur başlıyor hem de bitkilerin polenleri gökte havada dağılarak bitkileri aşılıyor ve böylece meyveler oluşuyor veyahut tohum oluşuyor. Aşılayıcı rüzgar mesela. Bu da Kur'an'ın bir 1400 sene önceden bize bildirdiği bir mucize. Evet hocam inşallah. Yine Yusuf suresi, Hicr suresinde andolsun insanı kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Nasıl balçık? Seramikte kullanılan balçık. Porselende kullanılan balçık. Ve canlı da daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten yaratmıştık. Yani elektrik gibi bir şey. Hani Rabbim meleklere demişti ki ben kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan beşer yaratacağım. Bak kuru bir çamurdan yani porselenden bir beşer meydana getireceğim. Ona bir biçim verdiğimde yani porselene biçim porselenden heykel yaptığımda ona ruhumdan üflendiğimde hemen ona secde ederek yere kapanın diyor. Cenab-ı Allah porselenden mükemmel bir insan heykeli yapıyor. Can verildiğinde o porselen heykel birden yürümeye başlıyor. İnsan yaratılışı budur. Yani tam insana benzer tarzda yapıyor Allah. Mesela eliyle böyle duruyor kalmış. Porselen ama. Allah canına üfürdüğünde birden Bismillah deyip yürümeye başlıyor. Yaratılış budur, bu şekildedir. Böylece meleklerin tümü topluca secde etti. Ancak iblis secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp dayattı. Enaniyet ve kibirinden dolayı insanlar da mesela Allah'ın varlığına inanmamada direnen insanlar var. Varlığının güzelliğine, Allah'ın hikmetlerine, sanatına direnen insanlar var. Cenab-ı Allah dedi ki ey iblis sana ne oluyor secde edenlerle birlikte olmadın? Yani niye secde etmiyorsun onlarla birlikte diyor. Dedi ki ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan, ya porselenden yarattığım bir beşere secde etmek için var değilim. Ağrına gidiyor, enaniyet yapıyor. Dedi ki öyleyse oradan cennetten çık çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Ve şüphesiz din gününe kadar lanet senin üzerinedir. Dedi ki Rabbim öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı. Yani ömrü ona uzun bir ömür veriliyor ama mesela kainat ömrü 100 bin sene ise 200 bin sene ise insanlığın ömrü ona 200 bin sene ömür veriliyor. Ama ona sorduğunda şeytana ne kadar kaldın desen bir gün bir günün bir vakti kadar kaldım diyecek. Yani 200 bin sene ona öyle geliyor. Yani bu sözü de onun için söylüyor yani. O kısa bir vakit için söylüyor. Ona öyle geliyor çünkü. Öyleyse dedi ki Cenab-ı Allah, öyleyse sen kendisine süre tanınanlardansın. Bilinen günün vaktine kadar.
Dedi ki Rabbim beni kışkırttığın şeye karşılık. Ben andolsun ben yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı, dünya tutkularını, darvinizmi, materyalizmi süsleyip çekici göstereceğim. Süsleyeceğim diyor. Gözünüze, o gözlerine hoş gelecek diyor. Ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım. Ancak onlardan samimi olan kullarım müstesna, ben onları saptıramam diyor. Samimiyetsiz her kulunu saptıracağım diyor. Allah dedi ki işte bu bana göre dost doğru yoldur. Bu doğru diyor Allah. Doğru söylüyorsun diyor. Şüphesiz kışkırtıp saptırılmışlardan sana uyanlar dışında senin benim kullarım, samimi kullarım üzerinde zorlayıcı bir gücün yoktur. Mesela bak vesvese vermeye çalışıyor Müslümanlara. PKK ile baş edilmez, şu bu falan peşmekan. Hiç şüphe yok onların tümünün buluşma yeri cehennemdir. Onun yedi kapısı vardır. Onun yedi kapısı vardır diyor. Belki böyle bir manyetik kapı. Böyle bir yani insanların fark edemediği bir kapı. Belki hakikaten demirden gibi görünen bir kapı. Kapının manyetini bilmiyoruz biz. Yani bir oluk oluk insanların geçeceği bir yer. Ama Müslümanlara girmek haram cehenneme. Kafirlere de cennete girmek haram. Cennetin kapısına geldi mi atılırlar. Giremez. İter cennetin kapısı onları. Müslümanı da cehennemin kapısı iter. Müslüman da oraya giremez. Onun yedi kapısı vardır. Onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır. Her grup gireceği yerde bellidir diyor Allah. Gerçekten takva sahibi olanlar, samimi olanlar cennetlerde ve pınar başlarındadır. Oraya esenlik ve güvenlikle gelecekler. Girin. Göğüslerinde kinden, hasetten ne varsa sıyırıp çektik. Ya birbirine karşı öfkeleri yok Müslümanların orada. Kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. Böyle koltuklara oturup karşı karşıya oturuyorlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz. Mesela biz akşam oldu mu uykumuz geliyor. Orada öyle bir şey yok. Yorgunluk dokunmaz diyor. Ve oradan çıkarılacak değillerdir. Ne kadar zamanda? Sonsuza kadar. Haber ver kullarıma şüphesiz ben bağışlayanım esirgenim diyor Allah. Yani günah da yapsanız, hatanız da olsa hem bağışlarım hem sizi de esirgerim diyor. Ve şüphesiz azabım o acıklı bir azaptır diyor. Arkasına diyor ki Cenab-ı Allah onlara İbrahim'in konuklarından haber ver. Hazreti İbrahim'in konukları. Hazreti İbrahim biliyorsun çok misafirperverdi. Yanlarına geldiklerinde selam demişlerdi Hazreti İbrahim'e. O da biz sizden korkuyoruz demişti. Çünkü niye korkuyor? İlk geldiklerinden korkmuyor. Yorgun, çok uzun yoldan geldik diyorlar. Mesela 100 kilometre öteden geliyorlar. Ama üstlerinde elbise gıcır gıcır. Pırıl pırıl. Kıyafetler mis gibi. Ciltleri bakımlı, tertemiz her yer. Ne toz toprak kir var. Buyurun diyor yemek yiyin. Buzağı kesiyor, kızarttırıp getiriyor. Ayran her şeyi yapıyor. Yok diyorlar biz yemek yemeyeceğiz diyorlar. Niye diyor? Biz yemek yemeyiz de ondan diyor. O zaman işte korktu diyor İbrahim. Yani çünkü olağanüstü bir varlıkla karşı karşıya olduğunu anlıyor. Sonra diyorlar biz intikam almaya geldik. Sapık kavimle intikam almaya geldik. O zaman da oğlan çocuklarına sapık ilişkide bulunan adamlar var. Onları yerle bir etmeye, yerle yeksan etmeye geldik diyorlar. Siz burayı terk edin diyorlar. Karın ve sen. Benim prensesim bana bir sayfa açsın versin Kur'an'dan. İnşallah. Bismillah. Evet tamam. Evet. Hicr suresi. Şeytan diyor ki, dedi ki ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığım beşere secde etmek için var değilim. Bakın zübbe karakteri görüyor musun? Münafık evet. Ve zübbe karakteri.
Ve şüphesiz din gününe kadar lanet senin üzerinedir diyor Cenab-ı Allah. Dedi ki Rabbim öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı. Allah din gününe kadar diyor, o da dirileceği güne kadar diyor. Ben burada bir manada durum var. Din gününden kasıt aynı zamanda Mehdi'nin zuhuru da olabilir. İnşallah. Çünkü o başka bir şey diyor bakın. Rabbim öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı. Başka bir açıklama yapıyor. İnşallah. Dedi ki öyleyse sen süre tanınanlardansın. Bininen günün vaktine kadar. İnşallah. Siz bana bakışlarınızdan hazır olmadığını anlıyoruz konunun, değil mi? Efendim? Allah alem ya hazırlayamayacaksınız. Tamam ben vazgeçtim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bak dedi ki Rabbim beni kışkırttığın şeye karşılık andolsun diyor şeytan. Ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp saptıracağım. İddia edilen Ergenekon örgütünün elemanlarının karakterine de burada dikkat çekilmiş oluyor. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna Türk milleti, imanlı millet değil mi? Mehdi talebeleri. Ancak onlardan muhlis olan kulların, samim olan kulların müstesna. Onlara hiçbir şey yapamayacaksın diyor şeytana. Dedi ki işte bu bana göre dosdoğru yoldur. Şüphesiz kışkırtıp saptırmışlardan sana uyanlar dışında senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı bir gücün yoktur. Senin ancak kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar sana uyacaktır diyor. Ama samimi kulları etkin olmayacak diyor. Onun 7 kapısı vardır. 44. ayet. 7 kere 7 kaç? 49 hocam. He? 7 kere 7 mi? He. 49. 49. Şimdi bak burada bir şifre var. Onu sana sonra açıklayacağım. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Kur'an'ın ayet o. Evet. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yanına girdiklerinde selam demişlerdi. O da biz sizden korkuyoruz demişti. Dediler ki korkma. Biz sana bilgin bir çocuk müjdeliyoruz. Dedi ki, bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdeliyorsunuz? Dediler ki, seni gerçekle müjdeledik. Öyleyse umut kesenlerden olma. Melekler girip müjdeliyorlar hocam çocukla. Yani Allah ümitsiz tarafından. Bir vaka olmayacak hiçbir şekilde dünyada onu açıklıyor değil mi Cenab-ı evet, Allah? Hocam. Evet İnşallah. Dedi ki, sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser? İnşallah. Allah'tan umut hiçbir şekilde kesilmez. Kesinlikle. Değil mi? Haramdır. Evet. Ona bakıyor ayet. Evet. Dedi ki, ey elçiler, bunun dışında diğer işiniz ne? Başka ne yapmaya geldiniz diye soruyor inşallah peygamber. Dediler ki, gerçekte biz suçlu günahkar olan bir topluluğa gönderildik. Bir topluluğa gönderildiğini söylüyor. Suçlu ve günahkar olan. Ancak Lut ailesi hariçtir. Biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız. Hazreti Lut'un ailesi hariçtir. Onun hepsinin kurtarılacağını söylüyorlar inşallah. Ama karısını kurtaracaklarımız dışında tuttuk. O geride kalanlardır, kalanlardandır. Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut dedi ki sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz. Tanımadığını ilk defa gördüklerini belirtir şekilde bir ifade kullanıyor Hazreti Lut. Hayır dediler. Biz sana onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik. İçinde bulunduğu kavmin saptığı, kuşkuya kapıldığı konuyla ilgili olarak geldiğini bildiriyor melekler. Sana gerçeği getirdik. Biz şüphesiz doğru söyleyenleriz. Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Emrolunduğunuz yere gidin. Ailenin çıkmasını gece... sen de onların ardından git. Hiç kimse arkasına bakmasın. Siz bunu açıklamıştınız hocam inşallah. Nasıl açıkladım? Bunun büyük bir arkasında gözleri zarar verecek. Büyük bir patlama şeklinde olabilir. Hatta atom bombasını örnek vermiştiniz inşallah. Evet. O şekilde bakamayacağını. Işık kör eder atom bombası patladığında. Evet. İlk ışık etkisi oluyor. İnşallah hocam. Evet. Ve onlara şu emri verdik. Sabaha çıkarlarken onların arkası mutlaka kesilecektir. Arkasından helak edileceği toplumu bildiriliyor inşallah. Tamam ben şimdi.
Dediler ki seni gerçekle müjdeledik. Öyleyse umut kesenlerden olma. Dedi ki sapıklar dışında, çok manidar ifade. Bak sapıklar dışında. Değil mi? Delalette olanlar şunlar demiyor bak. Evet. Sapık. Alayı sapıklar münafıklar. Evet, inşallah. Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim ümit keser diyor. Ben ümit kesmem diyor. Evet. Değil mi? Evet. Onun için münafıkların mühim özellikleri kendisi ümit kesmiştir. Müslümanların da ümit kesmesi için uğraştıklarını Kur'an'da görüyoruz. Tutunacak yeriniz kalmadı ne demek? Evet. Dağılın diyor. Dağılın. Tutunacak yeriniz kalmadı. Ey münafıkat ve münafıkun, münafık ordusu. İnşallah. Müslümanların tutunacak yeri Allah'tır. Elhamdülillah. İnşallah hocam. Habdullahül Metin, uhretül vusku olan Allah'ın ipidir. İnşallah hocam. Dolayısıyla tutunacak yerleri var. İnşallah. Efendim. Hem de ne? Allah'a sıkı sıkı sarılmışlardır. Evet. Ve zafer müminlerindir. İnşallah hocam. Zafer Mehdiyetindir. İnşallah. Zafer Hazreti İsa Mesih'indir inşallah. İnşallah hocam. İslam dünyaya hakim olacak ey münafıklar. Ben de o devirde sizleri göreceğim. İnşallah. İnşallah. Böyle göreceğim. İnşallah. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki seni gerçekle müjdeledik. Öyleyse umut kesenlerden olma. 56. Maşallah. 1956'ya bakıyor inşallah. Maşallah. Dedi ki sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser? Maşallah. Değil mi? Tabii. Mehdi'nin gelişini umut kesmek, Hazreti İsa'nın gelişini umut kesmek, İttihat-ı İslam'dan umut kesmek olmaz. Cenab-ı Allah ne diyor? Dedi ki sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser? İnşallah. İnşallah. Ki Bediüzzaman 1956 münafıkhane sistemin yıkılışının başladığı tarih diyor. Evet. İnşallah. Kur'an'dan ebced'le çıkartıyor. Kur'an'ın neresini açarsan aç, bak herhangi bir sayfasını açalım, hep Mehdiyet ruhu anlatılır. Şimdi herhangi bir sayfa açıyorum. Hicr suresi. Bak diyor ki, dedi ki ayette Hicr suresi, ey elçiler, şeytandan Allah'a sığınırım, işiniz ne? Dediler ki gerçekte biz suçlu günahkar olan bir topluluğa gönderildik. Ancak Lut ailesi hariçtir. Bak bunlar da Mehdi talebesi gibi gelmişler. Orada bir faaliyet var ve deccaliyeti yok etmeye gelmişler. Lut kavmine deccaliyet hakim olmuş. Deccaliyeti kökten kazınmaya gelmişler. Biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız ama karısı kurtaracaklarımızın dışında tuttuk. O geride kalanlardandır. Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut dedi ki sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz. Hızır'ın ekip, melekler. Hayır dediler, biz sana onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik. Sana gerçeği getirdik. Biz şüphesiz doğru söyleyenleriz. Bunlar işte o devrin Mehdi talebeleri. O devrin Mehdi hareketi. Lut kavmi bir Mehdi hareketiyle ortadan kaldırılıyor. Zararları gideriliyor. Eğer Mehdi hareketi olmazsa bitecek. Şu anda da deccaliyet olduğu için dünyadaki en önemli konu Mehdiyet meselesidir. Mesela PKK hareketi bir deccaliyet hareketidir. Güneydoğu'da Deccal'in annelerimize, bacılarımıza musallat olduğu bir ortamdayız. Ve Deccal bölmek istiyor. Kardeşlerimiz bizim elimizden almak istiyor. Buna karşı bir Mehdi hareketi var. Deccal'i dört pas etmeye çalışıyor. Mehdiyet açıp üzerine gidip meseleyi etkisiz hale getirmek istiyor. Mısır'da Deccaliyet'le Mehdiyet'in çatışması var. Irak'ta öyle, Suriye'de öyle. Suriye'de şu an orada işgal eden, Suriye'yi yerle bir eden gücün adı ne? Deccaliyet. Onu durdurmaya gayret eden, Müslümanları bir araya getirmeye gayret eden hareketin adıdır Mehdiyet. Dolayısıyla Mehdiyet dünyanın yaratılışından beri en önemli olaydır. Hazreti Adem'den itibaren peygamberler hep Mehdi'ye dikkat çekmişlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa hepsi Mehdi'ye dikkat çekmişlerdir. Peygamberimiz de diyor, bakın diyor eski peygamber kitaplarında bu konuyu bulursunuz diyor. Kur'an ayeti. Eskilerin hakimiyeti gibi yeniden hakim olacağını söylüyor Allah. Yani Hazreti
Süleyman devri gibi, Zülkarneyn devri gibi yeniden hakim olacak diyor İslam dünyaya. Şeytanın Allah'ı sanırım. Melekler gelirler, diyorlar ki, dediler ki gerçekte biz suçlu günahkar olan bir topluluğa gönderildik. Ancak Lut ailesi hariçtir. Demek ki bir Allah felaket vereceği vakit mutlaka bir ayrım yapıyor. Yani iyi insanları Allah bir ayırıyor. Sonra felaket geliyor. Mesela Mehdi'nin olduğu yerde deprem olmamasının nedeni de budur. Biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız. Ama karısını kurtaracaklarımız dışında tuttuk. O geride kalanlardır. Mesela Lut'un hanımı küfür içindeydi. Yani Lut peygamber olmasına rağmen hanımı küfür içerisinde. Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut dedi ki şeytandan Allah'a sığınırım. Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz. Yani tanınmamış bir topluluk ne demek? Annesi babası yok. Yani bir kaydı yok. Bilinmiyor. Çevrede hiç bilinmiyor. Hazreti İsa'nın gelişi de öyledir. Bilinmez. Hayır dediler. Biz sana onlar hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik. Yani bela getiriyorlar. Şimdi de yine melekler oluyor insan içerisinde ama fark edemiyor insanlar. Yani normal kıyafetle geziyor. Sen onu normal insan zannediyorsun. Halkın arasında cin de gezer. İnsan onun da farkına varmazlar. Ey ki halkı da gerçekten zalim kimselerdi. Bundan dolayı onlardan intikam aldık. Her ikisi de açıkça gözler önündedirler. Andolsun Hicr halkı da gönderilen elçiler yalanlamışlardı. Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi. Yani o devirde hak kitaplar geliyor. Onlar hak kitapları kabul etmiyorlar. İlla hurafe olacak. İlla kendilerinin iddia ettiği uydurma izahlar olacak. İlla yobazlık olacak. İlla ki gericilik olacak. O zamanın yobazlarından bu zamanın yobazları hiç farklı değil. Aynı üçkağıtçılık. Bak o zaman da Allah'ın ayetlerini kabul etmiyorlar. Hak kitabı kabul etmiyorlar. Hurafe istiyorlar. Evet hocam. Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Şunlarda da apartmanlar dağlar gibi taştan değil mi? Apartmanlar var. Gökdelenler var. Dağdan oluşmuş onlar da inşallah. Derken sabah vaktine girdiklerinde onları o dayanılmaz çığlık yakaladı. Yani sabahleyin daha yataktan kalkmamışken Allah hepsinden intikam aldım diyor. Buna rağmen kazandıkları şeyler onlara yetmedi. Yani buna rağmen kazandıkları şeyler uğrayacakları sondan kurtulmak için onlara yetmedi. Biz gökleri ve yeri ve her ikisi arasındaki hakkın dışında herhangi bir amaçla yaratmadık. Hepsini hak amaçla yarattık diyor. Gökler, yerler çünkü her şey detaylı amaçtı. İnşallah. Mesela bak bu fincanın bir amacı var, kalemin bir amacı var, değil mi? Burnun bir amacı var, gözün bir amacı var, kulağın bir amacı var, mikrofonların amacı var, masanın amacı var. Allah'ın dünyayı yaratmada amacı nedir diyorsun? İnşallah. Hiçbir amacı yok diyor. Evet. O zaman ahirette hesabını verirsin buna. İnşallah. Yani bak amaçsız hiçbir şey yok diyor adama soruyorsun. Tamamın amacı var diyor. İnsan niye yaratıldı diyorsun? Hiçbir amacı yok insanın diyor. Lan kulağın amacı var diyorsun. Gözün amacı var, burun amacı var, parmakların amacı var diyorsun. İnsan amacı olmaz olur mu? Değil mi? O da Allah'a kul olarak yaratılıyor. İnşallah evet. Hocam. Çünkü Rabbin yaratan ve binenin ta kendisidir. Bak hem yaratıyor hem de bilendir diyor Allah. Andolsun sana çiftlerden yediği ve büyük Kur'an'ı verdik. Mehdi'nin hayatında yedi çok hakimdir. İnşallah. Peygamberimizin hayatında da demek ki yediler hakim. Ve büyük Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylerin gözünü dikme. Yani onlara karşı yüzüne kapılma, müminler için de şefkat kanatlarını ger. Yani kafirlerin eğlenmesi, yemesi, içmesi, arabaları, evleri sakın seni onlara imrendirmesin diyor Cenab-ı Allah. Hüzne de kapılma diyor. Hüzne kapılmayı haram kılmış Cenab-ı Allah. Muhkem ayet bu. Hüzne kapılma haram. Müminler için de şefkat kanatlarını ger. Onları koru, onları kolla. Güzel sözler et. En iyi yiyecekleri onlara sun. Üşümemelerini sağla. Sıcaksa rahatsız olmamalarını, serin olmalarını sağla. İnşallah.
Hastaysalar tedavilerinle uğraş. Onları mutlu olacakları bir ortamda tut. Zengin olmalarını sağla. Yiyeceklerine, içeceklerine dikkat et. Güzel giyinmelerini sağla. Güzel konuşmalarını sağla. Neşeli olmalarını sağla. İnşallah. Sabaha kadar sayarım. İnşallah. Şefkat kanatlarının gelin anlamı budur. Biz de müminlere şefkat kanatlarını geliyoruz. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Peygamberimize emir bu. Ve de ki şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcıyım. 90. ayet, parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi. Müslümanlar işte Alevi, Hanefi, Hanbeli, işte Şii, Caferi, işte şu bu falan diye ayırıp sonra da birbirlerine düşman etmek. Evet hocam. Değil mi? İnşallah. Şimdi tamam, mezhepler ayrılmış. O bir kader. Mehdi çıkmadığı için zaruri. Düşman olmanın zarureti ne peki? Niye düşman oluyorsun? Değil mi? Evet. Müslümanlar Mehdi olmadığı için mecburen mukallet oldukları için müceddidlere, müştehitlere uyuyor. Mesela 4 tane hak mezhep var. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii. 4'ünün de helalleri, haramları ayrıdır. İbadet şekilleri ayrıdır. Ama ana noktalarda ittifak vardır tabii, yani geniş, ama ayrı oldukları noktaları da çoktur. Neden? Mehdi çıkmadı da onun için. Zaruri olduğu için. Yoksa din bir tane olunca helaller haramlar da bir tane olur. Evet. Her mezhebin helali harama ibadeti ayrı olur mu ya? Olmaz hocam. Şey. Mesela 4 hak mezhepte Hanefi'de de, Hanbeli'de de, Maliki'de de, Şafii'de de ibadet şekilleri ayrı. Abdesti bozan konular ayrı. Evet. Abdest gerektiren konular ayrı. Namazın farzları, vacipleri ayrı. Helal, yenecek yiyeceklerde helaller, haramlar ayrı. Ayrı hocam. Yani ayrı, 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 hep ayrı. Mehdi çıkmadığı için. Mehdi'nin ne kadar zaruri olduğunu burada görüyor muyuz? İnşallah. İnşallah. Çünkü Mehdi çıktığında tek din oluyor. Bütün Müslümanlar aynı helaller, haramları biliyor. İbadetlerin hepsi aynı. Namazların farzları, vacipleri aynı oluyor. İnşallah. Hiçbir farklılık olmamış oluyor. İnşallah. Bu yönden de Mehdi'nin acil olduğu açıkça görülüyor. Çünkü mesela o var dedim, Şafii mezhebinde kan çıkması abdesti bozmuyor. Ama Hanefi de bozar. Ama tek bir tane hüküm olması lazım. Evet hocam. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Tek bir hüküm olması lazım. Peygamber zamanında tek bir hüküm. Andolsun şeytandan Allah'a sığınıyorum. 80. ayet Hicr suresi. Andolsun Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanlamışlardı, Hicr halkı. Yani insan tarihinde her gelen elçiye, her gelen peygambere, her gelen Mehdi'ye mutlaka muhalefet edilmiş. İnşallah. Her Mehdi'ye bak, gelen her Mehdi'ye muhalefet etmişler. Evet. Bediüzzaman geldi, akıl almaz kepazelik çıkarttılar, rezalet çıkarttılar. İftira, rezalet, işkence, baskı, her türlü zulmü yaptılar. Mesela Peygamber Efendimiz geldi, akıl almaz zulüm yaptılar. Evet hocam, inşallah. Hazreti İbrahim'de öyle, Hazreti Musa'da, İshak, Yakup, İsmail, hepsinde öyledir. Hazreti İsa Aleyhisselam, Zekeriya, Yahya, bir kısmını şehit ettiler. İnsanların ruhunda bu var. Allah'ın hikmeti. İlla ki bir muhalefet ediyorlar. Yani. İlla ki bir rezalet çıkarıyorlar. Bismillah. Şeytan Allah'a sığınırım. 87. ayet. Hicr suresi. Andolsun diyor Cenab-ı Allah sana, çiftlerden yediğim ve büyük Kur'an'ı verdik. Yedilerde hakikaten Cenab-ı Allah bir sır gizliyor. Mesela bak, 2007'de de kuraklık oldu. 2014'te de kuraklık oldu. Yağmur yağmıyor. Mesela Hicri 1400'de Mehdi çıkıyor. 700 çarpı 700. Bileceğim. Yani eklediğimizde 7, 7, 14.
1400. Biraz geriye gittiğimizde 7'nin Osmanlı'nın kuruluşuna gidiyoruz. Biraz 7'den geriye gittiğimizde Oğuz Han devrine gidiyoruz. Türklerin devlet kurma vaktine giriyoruz. Sürekli 7'ler. Mehdiyet'te 7'ler çok önemli olacak. Ve 9. Peygamberimiz özel hadisle bildiriyor. Hazreti Ali'ye soruyorlar Mehdi'yi, hemen elinden bir 9 işareti yapıyor. 7 ve 9. İnşallah. Ömrüne and olsun ki diyor Allah, peygamberin ömrüne Allah yemin ediyor. Onlar sarhoşlukları içinde kör sersemler, yani ahmak, akılsız, kafası çalışmayan, küt kafalı ve bağnazdılar diyor Allah. Kör gibiydiler diyor. Gerçeği göremiyorlar. Sersemdiler diyor. Akılsız ahmak karakteriyle ortalığı fesada veriyorlardı diyor Allah. Derken Tan yerinin ağırma vakti girdiklerinde, ki Tan yerinin ağırması Mehdiyet'e de işaret ediyor. Onları o çığlık yakaladı diyor Allah. O bela yakaladı. Anında üstün altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda derin kavrayışı sahip olanlar için gerçekten ayetler vardır. Kafa çalışanlar için bunda işaretler var diyor Allah. O şehir de diyor gerçekten yol üzerinde hala durmaktadır diyor Allah. İbret vesilesi olarak. Elbette bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır. Hicr suresi 89-92. Şüphe yok diyor peygamberimiz. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Vahiy ile bildiriyor Allah. Öyle söyletiyor Allah onun diliyle. Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar diyor. Bak Kur'an'ı parça ayırıcılar. Ne yapıyor? Yepyeni inanç modelleri meydana getiriyor. Kur'an tekken, asr-ı saadet modeli tekken yepyeni din anlayışları meydana getiriyor. İlavelerle, eklerle karan parça yapıyor dini. Bak ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar diyor. Rabbine andolsun onlara, onların tümüne bunu soracağız. Yani bunu nereden çıkarttınız diye soracağım diyor Allah. Yani Kur'an'da nerede bu senin anlattığın hüküm? Nerede bu haramlar? Bu karma karışık yapı nerede? Bana göster diyeceğim diyor Allah. 89 Hicr suresi 89 Hicr suresi çıktı. Ve de ki şeytanın Allah'a sığınırım, şüphe yok ben apaçık bir uyarıcıyım. Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi Müslümanları parçalayanlar, ayrı ayrı bölümlere ayıranlar, mezheplere, evet, ülkelere bölenler, değil mi? Evet, ülkeye yani bölünür de fakat yani birbirlerine düşman, evet, edenler. Bak diyor ki Allah, ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. Kur'an'ın işine gelen kısmını alıyor, evet, işine gelmeyen kısmını almıyor. Evet. Rabbine andolsun onların tümüne bunu soracağız, yapmakta oldukları şeyler. Allah hepsinin hesabını soracağım diyor. İnşallah hocam. Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Maşallah. Bak, müşriklere aldırış etme. Demek ki böyle çen çen köpek gibi ürecek müşrikler. Biz de yolumuza devam edeceğiz. İnşallah hocam. Tabii Cübbeli tenzih ederim. Adı geçen kişileri tenzih ederim. İnşallah hocam. Bak şüphesiz o alay edenlere karşı biz sana yeteriz diyor Cenab-ı Allah. Elhamdülillah. Maşallah, elhamdülillah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mesela hangi sure? Hicr suresi. 91. Ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. Ahir zamanda Müslümanların bir kısmı Kur'an'ın bir bölümünü, bir bölümünü uygulayacaklar. Dolayısıyla sapkın düşünceler ortaya çıkacak. Mehdi de bunu ortadan kaldıracak. Rabbine and olsun onların tümüne bunu soracağız diyor Allah. Kur'an'ı parça parça yaptıkları için. Yapmakta oldukları şeyleri şeytandan Allah'a sığınıyorum. Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşrikleri aldırış etme. Şüphesiz o alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Aynı zamanda bu Mehdi'ye de bir hitaptır. Evet. Evet. Mehdi'yle de o devirde kendilerince kendini bilmez adamlar göğe alay etmeye kalkacaklardır.
fakat sonunda Mehdiyet galip gelecektir. Evet. Her asırda bu olmuştur. Evet, Allah, inşallah. İnşallah.